Tüm bu bilimsel kargaşanın ortasında uzay yarışı başladığından beri komplo teorileri de gelişiyor. Bazı teorisyenler Mars'ta daha önce hayat olduğunu ancak gezegendeki nükleer bir patlama sonucu Mars'taki tüm canlıların yok olduğunu iddia etmekte. Kendini Jackie olarak tanıtan ve gerçek kimliğini gizleyen eski bir NASA çalışanının söylediğine göre yıllar önce Mars'ta koloniler kurulmaya başlanmıştı bile. Jackie bunu gözleriyle gördüğünü söylemekte. Fakat bu kolonilerin Mars'ta daha önceden var olabilecek başka canlılardan mı yoksa insanlardan mı oluştuğuna dair henüz bir detay yok. Başka bir teori ise insanlığın Mars'a koloni olarak yerleştiği ve hala bu koloninin devam ettiği yönünde. Hatta bu kolonilerde bilimsel çalışmaların oldukça ilerlediği belirtilmekte. Özellikle ABD ve Rus medyasında Mars'ta yaşam olduğu ve bunun insanlıktan gizlendiği iddia ediliyor. Söylenenlere göre Mars'ta su bulunmakta ve bilim insanları dünyadan sonra yeni bir yuva için Mars'ı seçmiş durumda. Hatta gezegendeki buzu eritip gezegene bir atmosfer meydana getirme planları bile var. Bazı komplo teorisyenleri AIDS virüsünün genetik mühendisler tarafından meydana getirildiğini düşünmekte. Bu virüsün 1974 yılında Afrika'da başarıyla gerçekleştirilen bir deneyde oluşturulduğunu söylüyorlar. AIDS virüsünün CIA ve KGB tarafından hızla artan dünya nüfusunu azaltmak için geliştirildiği yönünde iddialar mevcut. Hastalığın ilk defa ortaya çıktığı 1981'den bugüne 25 milyondan fazla insan bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Sadece 2007 yılında AIDS'ten ölen kişi sayısı yaklaşık 2 milyon. Bu konuyla ilgili birçok kitabı olan Dr. Alan Canfield'a göre AIDS, Amerikan hükümetine çalışan bilim adamlarınca geliştirilmiş bir virüs. Dr. Canfield bu virüsün 1978-1981 yılları arasında bazı Amerika eyaletlerinde eşcinsel erkekler üzerinde yapılan hepatit B araştırmaları esnasında kasten bulaştırıldığını iddia etmekte. Kasten bulaştırılanlarsa siyah ve beyaz eşcinseller. Hedefse istenmeyen bu iki grup insanı toplumdan kalıcı olarak uzaklaştırmak. Bunun üstünü örtmek isteyen Amerikan hükümetinin salgının başladığı yıllarda çalışmalara kasten engel olduğu da Canfield'ın iddiaları arasında. Atlantik Okyanusu'nda bulunan birçok uçak ve geminin kaybolduğu, bazı paranormal olayların yaşandığı bölgenin adıdır. Kimsenin açıklayamadığı bu gizemli bölgedeki olayların aralarında bilim adamlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından yıllarca doğaüstü bir takım güçlerce yapıldığı düşünüldü ve öyle de lanse edildi. Üçgen şeklinde olan bu bölge içinde yıllarca sık aralıklarla bir sürü deniz ve hava aracı ardında hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Bu esrarengiz olayların üstünde bir süre konuşuldu. Ancak olayın ne olduğu hiçbir zaman açıklanamadı. Ve gariptir ki sonraları bu üçgen içindeki kaybolmalar sona erdi. Bu komplo teorisi 1980 yılında Vance Packard ve Wilson Bryant tarafından ortaya atıldı. Başka bir objenin içine gömülü olan subliminal mesaj olarak bilinen bazı mesajların gözler tarafından algılanıp beyne iletildiği reklamlara bilinçaltı reklamlar denir. O esnada fark edilmemek ve normal bir insanın algı limitinin altında kalmak üzere bilinçli olarak tasarlanmışlardır. Pek çok reklamın ve sinema filminin içinde gözün algılayamadığı fakat beynin doğrudan algıladığı türlü simgeler ya da reklamlar kullanılır. Kısacası siz bu simgeleri göremezsiniz. Fakat gözünüz bu mesajı gördüğü için siz farkında olmadan beyne iletilir. Böylelikle tanıtımı yapılan her neyse bilinçaltımıza dayatma yoluyla öğrenimi sağlanmıştır bile. Bilinçaltı reklamlar nasıl oluyor da insanı bu kadar etkileyebiliyor? Bu özelliğe 25. kare özelliği de denmekte. Gözümüz saniyede 24 kare algılayabilir. 25. kare ise beynimize yazılır. İşte bu sistemin ismi 25. karedir. Bu sistemi uygulayanlar reklamlarda ve filmlerde istedikleri mesajı veriyorlar. Peki niye 25. kare özelliğine gerek duymaktalar? Çünkü direkt gördüğümüzde aklımıza bu kadar tesir etmiyor. İnsan bilinçli bir tercihle duyduklarını ve gördüklerini ya kabul ediyor ya da reddediyor. Çünkü önüne bir seçenek getirilmiş oluyor. Ancak 25. kare öyle bir şey ki ne görebiliyor, ne duyabiliyor, ne de hissedebiliyorsunuz. Yani insanın algı frekanslarının tamamen üstünde veya altında yer alıyor. Subliminal mesajların ve 25. karenin temel mantığı da budur.
hedef alınan kitleyi gizlice zehirlemek suretiyle bilinçli tercih hakkını gasp etmek. Sübliminal teknolojisi reklam panolarında, filmlerde ve maalesef çizgi filmlerde bile kullanılmakta. Bugün ülkemizde yayınlanan ve masum zannettiğimiz pek çok yabancı çizgi filmde 25. kare özelliği kullanılmakta ve çocukların bilinçaltına şiddet, cinsellik, din ile alakalı pek çok veri girilmekte. Bunları izleyen çocuklarımız, kişiliğin oluştuğu o en ciddi zamanlarda anlamsız bir şiddet eğilimine, cinsellikle alakalı gereğinden erken bilgiler öğrenmeye özendirilmekte.